İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sarıkamış bölgesinde yine orman yangınları. Artsakh'ın yerinden edilmiş sakinleri için inşa edilen yeni yerleşimde inşaat çalışmaları devam ediyor. Tekvek Armenya'nın 3 günlük konferansı Artsakh'ta gerçekleşecek. İran'ın yeni cumhurbaşkanının adı belli oldu. Batı Ermenistan'ın Diyarbakır'da kuraklık bal üretimini sıfırladı. Ermeni tarihi ve kültürel mirası Çek Cumhuriyeti'nin farklı şehirlerinde sergileniyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde bulunan ormanda örtü yangını çıktı. Olay ilçeye bağlı Şehit Temin Yaylası Hamamlı bölgesinde meydana geldi. Henüz yangının sebebi bilinmezken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Kars'tan ilk müdahale aracı ile birlikte Kars Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinden bölgeye intikal etti. Ekipler yangının büyümemesi için gerekli önlemleri alacağı bildirildi. Artsakh'ın Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın basın sözcüsü Marta Danielyan'ın Artsakh Press'e verdiği bilgiye göre yerinden edilen sakinler için yeni yerleşimin inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ona göre Askhashem bölgesinde inşa edilen yeni yerleşimde Askeran bölgesinin Sığınak, Moşkımat, Madataşen ve Cirahatser köylerinden yerinden edilen sakinler için özellikle 170 özel konut inşa edilmesi planlanıyor. Marta Danielyan konuşmasında toplam inşaat alanı 523 bin metrekaredir. Projeye göre inşaatı devam eden yeni yerleşim yerinde içinde halk salonu, sağlık ocağı, 200 kişilik etkinlik salonu, oyun alanı ve stadyumun yer alacağı bir halk merkezi bulunacak dedi. Yeni mahallenin 2022 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Finansmanı Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu tarafından sağlanmaktadır. Tekvik Armenya'nın resmi Facebook sayfası sorumlusunun Artsakh Press muhabirine verdiği bilgiye göre Tekvik Armenya Artsakh'ta 3 günlük bir konferans gerçekleştirecek. Bu 3 günlük teknoloji haftası etkinliğine katılmak için ücretsiz otobüsler sağlanacak. Etkinlik Artsakh Cumhuriyeti Kültür ve Gençlik Sarayı'nın büyük ve küçük salonlarında gerçekleşecek. 3 günlük teknoloji haftası etkinliği 3 Temmuz'da saat 14'te, 4 Temmuz'da saat 10'da, 5 Temmuz'da ise saat 10'da başlayarak devam edecek. Giriş ücretsizdir. Sadece aşağıda belirtilen adresinden önceden kayıt olmanız yeterlidir. Artsakh'ın Askeran, Mardagert, Mardun şehirlerinden Stepanakert'e gidip ve geri dönmek için ücretsiz otobüsler sağlanacak. Konaklama ve yemek masrafları katılımcılar tarafından karşılanacak. Tekvik, Büyük Ermeni bilişim olaylarını tek bir yerde bir araya getirecek 3 günlük bir etkinliktir. Bu yıl Stepanakert'te yapılacak. Etkinliğin temel amacı toplumun dengeli ve sürekli gelişimidir. İran İslam Cumhuriyeti'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olan Reisi, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in muhtemel halefi olarak gösteriliyor. Ekonomik vaatleriyle halkın dikkatini çeken ve yolsuzlukla mücadele sözü veren Reisi direniş ekonomisini savunuyor. Reisi 2017 seçimlerinde Hasan Ruhani'ye karşı yarıştığı seçimi kaybetmişti. Kuraklık nedeniyle Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır ilinde bal üretimi sıfıra düştü. Bölgede yaşanan kuraklıktan arıcılar da etkilendi. Yağış yağmaması sonucu bitkilerin kuruması nedeniyle yıllık 3500 ile 4000 ton civarında bal üretimi yapılan Diyarbakır'da bu yıl bal üretimi neredeyse sıfıra indi. Bine yakın bal üreticisinin bulunduğu Diyarbakır'da işletme sahipleri sektörün desteklenmesini istiyor. Diyarbakır Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Diyarbakır'da toplamda 1000'i aşkın arı işletmesi olduğunu ve yıllık 3500 ile 4000 ton arasında bal üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen yıl
bal rekortesinin %40 azaldığını, bu yıl ise kuraklıktan kaynaklı hiç bal üretilmediğini ifade etti. Ermeni tarihi ve kültürel mirası Çek Cumhuriyeti'nin farklı şehirlerinde sergileniyor. Armin Press'in aktardığına göre Prag'daki Ermenistan Büyükelçiliği programın her yıl 3-4 ülkenin temsil edildiği geleneksel Slav Kültür Günleri Festivali'nin genişletilmiş formatı çerçevesinde uygulandığını bildirdi. Bu yılki festival Çek Cumhuriyeti'ndeki bir düzineden fazla şehirde Ermenistan Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Karadağ ve Avusturya'yı Çek halkına tanıtacak. Festivalin Ermeni kısmı Çek Cumhuriyeti'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde düzenleniyor. UNESCO Dünya Mirası alanları ve insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsil ön listesinde listelenen unsurlar ile önde gelen Ermeni bireylerin gezici bir sergisinden oluşmaktadır. Program hakkında daha fazla bilgi için ilgilenenler aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilir. Değerli yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Ermeni kimliğini koruma ve tanıtım misyonunu sürdürmektedir. Sizden bize gelen mesajlar çalışmamızın benzersiz bir değerlendirmesidir. Bu yıllarda Western Armenia TV kanalımız dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki soydaşlarımıza ilgili doğru haberler vermeye ve vatanımızı tanıtmaya çalıştı. Bu zor işi yeni bir aşamaya taşımak için desteğinize ihtiyacımız var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV her zaman yanınızda, yurdumuzun kesintisiz sesi olmaya devam ediyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zırer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.